Nothing can stop me. I'm all the way up. Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Soccer Manager 2021 Beşiktaş kariyerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olun arkadaşlar, bir de like ve yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz Beşiktaş kariyerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle ligdeki pozisyonumu girer girmez bildiğiniz gibi gösteriyorum ben. Şu ana kadar 35 maç yaptım. 33 galibiyet, 2 beraberlik aldım arkadaşlar. Namağlup bir şekilde şampiyonluğa ilerliyoruz arkadaşlar. 139 tane gol attım. 28 gole engel olamadık. Puanımız ise 101 arkadaşlar. Şu takvimden de ben size bir kalan maçlar göstereyim yani. Arkadaşlar şu an önümüzde 5 maç yapacağız. Bir tanesi de zaten Türkiye Kupası final maçı olacak. Şu an yazmıyor hangi takımla işleştiğim. Ve 5 maçı yaptıktan sonra da videoyu sonlandıracağız arkadaşlar. Ve lig de bitecek. İkinci sezona başlayacağız Beşiktaş'ta arkadaşlar. Ondan sonra hızlıca bir günleri geçelim biz bir. Evet arkadaşlar, günleri hemen şöyle bir hızlıca geçeceğim ben. Gün geçmeyi unutmuşum yani. Normalde maça başladığımızda direkt hemen maça geçiyorduk ya, pardon, videoya başladığımızda direkt maça geçiyorduk. Ben gün geçmeyi unutmuşum arkadaşlar. Bir de antrenman maçımız varmış. Antrenmanımızı yapalım. Arkadaşlar bu arada lütfen yorum ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Yani izleyip izleyip geçiyorsunuz tamam ama izleyeyim tamam ama yani yorum ve beğeni de atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Yani yorum ve beğeni az geliyor. O yüzden diyorum yani atın diye. Hemen maça doğru geçelim arkadaşlar. Bakalım, evet, kendi evimizde şu an yeni Malatya Spor'u ağırlıyoruz arkadaşlar. Ligin bitmesine çok az bir hafta kala artık son maçlarımızı oynuyoruz yani. Zaten çoktan şampiyon belli arkadaşlar. Yani benim önümüzde şu an 3 tane lig maçı var. 3'ünü de yenilsem yine şampiyon oluyorum yani. Topa sahip olma oranında yeni Malatya Spor'un bir üstünlüğü var. Şut ve şutlar hedefte de bizim bir üstünlüğümüz var arkadaşlar. Bu niye gol gelmedi, ben onu anlamadım. Evet arkadaşlar, topa sahip olma oranında yine hala yeni Malatyaspor'un en büyük üstünlüğü var derken Beltran genç oyuncu, of, 2 tane gol attı arka arkaya. Diego Costa 3. golü de attı. Evet, 2 gol daha geldi. Diego Costa'nın 2. golü oldu arkadaşlar. Şu an 4-0 yeniyoruz yeni Malatyaspor takımını. 4-0 ve bitti maç arkadaşlar. Galiba maç adam inşallah Beltran olur. Evet doğru. İlk başta attığı 2 golle maçın adamı Beltran oluyor. Genç genel orta saha oyuncusu, 22 yaşında arkadaşlar. Almanızı tavsiye ederim yani. İyi yani, iyi bir oyuncu, genç oyuncu. Belki size daha iyi gelişir. Ben fazla maça koymadım. Sakatlandı bayağı bir. O yüzden maça çıkamamıştı. Onun yerine Oğuzhan'ı koymuştum belki. İzleyenler bilir önceki videolarımı. Evet arkadaşlar, bir mesaj falan gelmiş mi? EuroLeague çekilişi tamamlanmış. Şampiyonlar Ligi çekilişi diyor. Neyse, biz bunlarla alakadar olmuyoruz. Hemen bir önümüzde arkadaşlar şu an Türkiye Kupası yarı final maçı var. Derbi mücadelesi olacak Türkiye Kupası'nda. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi arkadaşlar. Hemen hızlıca bir günlerimizi geçelim. Diğer tarafta da Galatasaray ve Alanyaspor mücadele edecek. Bakalım hangi takımla karşılaşacağız finalde arkadaşlar. Yine aynı kadromla çıkacaktım ama ne olmuş? Montero sakatlanmış. Yerine bir
Wellington'u koyalım arkadaşlar. Devam edelim hemen. Hızlı oyun diyelim. Arkadaşlar bu videom, yani Beşiktaş video, dördüncüsü oluyor bu. Beşiktaş videomun dördüncüsü oluyor. Bir dört daha çekeceğiz ve ikinci sezonda tamamlamış olacağız öyle arkadaşlar. Ve Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz şimdi arkadaşlar, önümüzdeki sezon. Şampiyonlar Ligi'nde kazanıp her takımda bırakmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım olacak mı? Galatasaray ve Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe'de bunu yapamamıştım ama inşallah Beşiktaş'ta yapacağız arkadaşlar ve Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olup Beşiktaş kariyerimizi sonlandırmaya çalışacağız arkadaşlar. Yine devam edelim hemen aynı takımla. Bu arada ilk yarı bitti, ikinci yarıya başladık. Şu an 1-0 yeniyoruz Cenk Tosun'un golüyle. Topa sahip olma oranında birazcık bir bizim üstünlüğümüz oluyor. Bazen Fenerbahçe'nin üstünlüğü oluyor arkadaşlar. Şut ve şutlar hedef oranında bayağı bir üstünlüğümüz var. Toplam skor ise şu an 4-0. İlk maçı 3-0 yenmiştim. Şu anda 1-0 yeniyoruz ve toplam skor 4-0 oldu arkadaşlar. Turu atlayan taraf biz olduk. Bakalım diğer taraftan Galatasaray mı, Alanyaspor mu turu atladı? İnşallah Alanyaspor turu atlamıştır diyelim arkadaşlar. Bakalım. Evet. Evet, Galatasaray tur atlamış arkadaşlar. 4-1'lik bayağı bir güzel yenmiş. Toplam skor zaten ilk maçta 0-0 berabere kalmışlardı. İkinci maçta 4-1 almış Galatasaray. Türkiye Kupası final maçında Galatasaray ile karşılaşacağız arkadaşlar. Önümüzde bir antrenman maçı var. Antrenmanımızı yapalım. Ardından Galatasaray derbisine gideceğiz arkadaşlar. Hemen devam edelim. Bir transfer teklifi gelmiş. Beltran'a gelmiş. 36 diyor. Wow, iyi. 36 iyi bir teklif ama biz bu oyuncunun yerini tekrar doldurabilecek miyiz? Orası da var şimdi. 21 maça çıkmış. 5 asist, 11 gol üretmiş. Ben bu oyuncuyu bir teklifi yanıtlayalım hemen. Karşı teklif bir 40 diyelim bakalım. Verebilecekler mi 40'ı? Verirseler iyi olur yani. Ayın kulüp oyuncusuna da bakalım. Beltran mı oluyor? Evet arkadaşlar, aynı kulüp oyuncusu ise Beltran olmuş. Hızlıca derbi maçına doğru geçelim arkadaşlar. Galatasaray derbisi oynayacağız. Şu an Süper Lig maçı arkadaşlar. Bu yani lig maçı. Kupa maçı değil. Yine aynı kadroyla çıkacağım arkadaşlar. Hemen geçelim maçımıza doğru. Evet, Galatasaray'ın zaten muhtemel beklediğimiz bir 11'im. Arkadaşlar bildiğiniz üzere yani ben bu videoyu atacağım tabii ki de. Hafta sonu biliyorsunuz cumartesi günüydü galiba. Galatasaray ve Beşiktaş derbisi var yani gerçekte, Süper Lig'de. Bakalım hangi takım kazanacak? Bakalım burada kim kazanacak, orada kim kazanacak? Yani tabii buradaki ile oradaki aynı değil arkadaşlar. Şu an Ensakala bir sarı kart gördü bizden. Fernandez de sarı kart gördü Galatasaray'dan. Evet, 1-0 şu an yeniliyoruz arkadaşlar. Babel attı Galatasaray'dan. 2 oldu Babel'in golü. 2-0 yeniliyoruz şu an. Evet, galiba ilk yarı bitti. İkinci yarıya da arkadaşlar yine aynı takımla ben başlayacağım. Yine aynı kadromla. Evet, şu an 2-1 oldu. Cenk Tosun bizden gol attı. 2-2 oldu arkadaşlar. Cenk, helal lan sana. Milli oyuncumuz Cenk Tosun skoru 2-2'ye getiriyor. Bakalım geriden gelip kazanabilecek miyiz? 3-2 oluyor Diego Costa'nın golüyle.
Şu an 3-2 hala devam ediyor maç arkadaşlar. Az kaldı bitmesine. Sabredin gençler ve arkadaşlar maç bitti. Derbiyle 3-2 Beşiktaş kazandı. Bu arada arkadaşlar hafta sonu olan yani cumartesi günü olan gerçekte olan derbiyi sizce hangi takım kazanır? Bunu da yorumlara yazmayı da unutmayın lütfen arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen yani yorum ve beğeni atmayı unutmayın videolarıma. Transfer teklifini geri çekmiş zaten. Fazla yorum ve beğeni gelmiyor. Lütfen yorumlarınızı ve beğenilerinizi bizden esirgemeyin arkadaşlar. Atın yani ne olacak? Beğendiyseniz atın yani arkadaşlar. Hemen bir antrenman maçımız varmış. Ardından tekrar bir derbiye gideceğiz. Derbi maçına gideceğiz arkadaşlar. Bu sefer de Fenerbahçe ile oynayacağız. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilseniz yani lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hemen hızlıca Fenerbahçe ile olan maçımıza geçelim arkadaşlar. Süper Lig maçı bu. Ardından Galatasaray'la Türkiye Kupası final maçı yapacağız ve ardından ligi bitireceğiz arkadaşlar. Zaten bu maçtan sonra lig maçları bitiyor. Bir tek Türkiye Kupası'nda final maçı kalacak. Onu da yaptıktan sonra videoyu ben sonlandıracağım arkadaşlar. Topa sahip olma oranı bizde bayağı bir üstün. Ve Gezal 1-0'a getiriyor skoru. 2-0 oldu. Thiago Costa attı. Şut ve şutlar hedefte oranında bayağı üstünlüğümüz var. Fenerbahçe'nin hala şutu yok şu ana kadar. Bayağı bir topa sahip olma üstünlüğümüz var arkadaşlar. Biterken 3-0 oldu galiba. Yine aynı takımla ikinci yarıya devam ediyorum. Evet, Thiago Costa ikinci golünü de atmış. Bizden bir oyuncu Josef de Souza sarı kart gördü arkadaşlar. Görmüş yani. Topa sahip olma oranı bayağı bir üstünlükle bizde arkadaşlar. Evet, 3-0'la zaten maçı da biteceğiz. Hadi bitir. Hadi lan. Evet, maç bitti arkadaşlar. 3-0'lık bir skorla Fenerbahçe derbisinde kayıpsız geçmeyi başardık. Maçın adamı da 2 golle Thiago Costa oluyor. Arkadaşlar tekrar tekrarlayayım. Biliyorsunuz cumartesi günü pardon, Beşiktaş ve Galatasaray derbi maçı var arkadaşlar. Sizce o maçı hangi takım kazanır? Galatasaray mı, Beşiktaş mı arkadaşlar? Bunu da lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet, yılın kulüp oyuncusuna bir göz atalım. Bence Thiago Costa diyorum ama bir bakalım. Evet, Thiago Costa çıktı arkadaşlar. Hemen hızlıca devam edelim. Şu an önümüzde Türkiye Kupası maçı var. Orada da yine derbi oynayacağız. Ligin bitmesine üst üste 3-4 tane galiba derbi maçı oynadık arkadaşlar. Hemen antrenman varmış. Antrenmanımızı yapalım. Hemen devam edelim arkadaşlar. Hadi be arkadaşım devam et. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz ben DLC 21 videolarda çekiyorum. Yani o videolarımda izleyin lütfen. DLC 21'de de yine aynı kadroyla çıkacağım arkadaşlar. DLC 21'de de kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Orada da zaten transferleri gerçekleştiriyoruz. Etkinlik maçlarına giriyorum ben. Maç aralarında transfer gerçekleştiriyoruz. Lütfen o videolarımda izleyin yani arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Lütfen beğeni ve yorumlarınızı belirtin. Yani belirtmiyorsunuz. Sürekli her videoda diyorum ama yorum ve beğeni atmıyorsunuz.
Şu an 3-0 oldu zaten skor. İki tane Cenk Tosun, bir tane Raşit Gezal ve bir de Diago Costa attı. Şu an 4-0 öndeyiz. 5-0 oluyor arkadaşlar. Hat-trick yaptı Cenk Tosun. Milli oyuncumuz. Milli gururumuz Cenk Tosun baba. Şu an 5-0 yeniyoruz. Topa sahip olma oranında bayağı bir üstünlüğümüz var. Şut ve şutlar hedefte de bayağı bir üstünlüğümüz var arkadaşlar. Şu an hala 5-0 yeniyoruz. Maçın başlarında bir Josef de Souza yine sarı kart görmüş. Çok sarı kart görüyor bu Josef de Souza. Ve zaten maç da bitti arkadaşlar. Türkiye Kupası da bizim oluyor. 5-0'lık bir skorla derbiyi de atlattık bakalım. Maçın adamı da hat-trick yaparak Cenk Tosun oluyor. Evet, hemen devam edelim. Lig kupasını aldık arkadaşlar. Şampiyon olduk biliyorsunuz ligde ve Türkiye Kupası'nda aldık arkadaşlar. Lig ödünlerine bakalım. Yılın ayakkabısı ödülü Diego Costa'ya gitmiş. Oyun kurucu ödülü Enes Sakala'ya gitmiş. Yılın oyuncusu ise Diego Costa'ya gitmiş arkadaşlar. Yine iki tane ödül almış yani Diego Costa. Kevin Enkudu'nu transfer etmeyi düşünüyorlar. Gümüş kupayı aldık şurada gördüğünüz gibi. O biraz az para da neyse idare eder diyelim. Evet, iyi bir transfer teklifi gelmiş arkadaşlar. Bu kanat oyuncusu. Evet, hemen teklifimizi kabul ettik arkadaşlar. Kevin Enkudu'yu ben sattım. Bir de arkadaşlar bakalım kaleci falan, evet. Yılın altın eldiven ödülünü ise Fenerbahçeli Altay Bayındır almış arkadaşlar. Evet, ödüller bu şekilde. Peki bir yılın takımına bakalım arkadaşlar. Kaleci, evet, bizden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane oyuncu var arkadaşlar. Sadece stoperde Fenerbahçe'nin 2 tane oyuncusu var. Geriye kalan hep bizim oyuncularımız. Çok iyi ya. İyi. Fena değil. Gördüğünüz gibi ödüller de bu şekilde arkadaşlar. Ve son olarak ligi ben size bir göstereyim. Şuradan. Ve artık yeni sezona başlayacağız arkadaşlar. 38 maça çıktım. 36 galibiyet, 2 beraberlik, namağlup bir şekilde ligi bitirdim arkadaşlar. 149 tane gol attım. 30 tane gol yedik. Ligde en fazla gol atan takım benim arkadaşlar. En az gol yiyen takım ben değilim. Fenerbahçe o. Puanım ise 110 arkadaşlar. Ve ben burada artık yavaş yavaş videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Bir sonraki videomda arkadaşlar biliyorsunuz yeni sezona başlayacağız ve yeni sezonda size transferleri falan göstereceğim. İnşallah yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde iyi mücadele ederiz ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanırız arkadaşlar. Ben artık yavaş yavaş videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.